İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Makin Makina'nın halka arzını konuşacağız. Bildiğiniz üzere halka arz videolarımız oluyor ve şirketleri tanışıyoruz ve aynı zamanda şirketlerin ileriki tarihlerdeki yatırım kararlarını konuşuyoruz. Bugün Makin Makina Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Taceddin İleri bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Taceddin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Seda Hanım. Hamdolsun iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun halka arzınız. Çok önemli bir süreç. Bugün halka arz talep toplama başladı ve yarın da devam edecek. 8.80 fiyatınız var ve genel itibariyle de eşit dağılımlı bir halka arz gerçekleştiriyorsunuz. Öncelikle bu süreç ve bu süreçten sonrası da sizin için hayırlı olur inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Ben öncelikle Makin Makina'yı tanımak isterim. Siz kimsiniz? Ne gibi iş kollarınız var? Faaliyet alanınız neler? KOBİ AŞ'yi biraz o konuları biraz bize anlatabilirsiniz. Çok seviniriz. Evet, Makin Makina 1982 yılında iki ODTÜ'lü mühendisin başlangıç yaptığı bir mühendislik ve elektronik ağırlıklı bir firma. Ortağımın ismi Ahmet Gönüllü. Onunla 40 yıldır devam ediyoruz. Bizim ilk başlangıcımızda elektronik yanında elektronik ağırlıklı elektro erozyon tezgahı adı verilen bir yatırım malı ürün var. Bu ürünün 1994 senesindeki krizde 5 ay sıfır sattığı dönem başka neler yapabiliriz diye baktık. Bu dönemde İstanbul'un çok iyi bildiğiniz Akbil projesinin ilk ekipmanlarının tamamı bizim işletmemizde üretilmiştir. Tasarım ve üretim şeklinde. Şu anda iki ana konuda üretim yapıyoruz. Bir kısmı daha önceki elektromekanik üretim dalında 94 krizinin bize hediyesi geçiş kontrol sistemlerinin, turnikelerin, geçiş kapılarının, bariyerlerinin imalatı şeklinde devam eden işimiz. Bunun ayrıca bu konuda kullanılan kameralar, biyometrik çözümler, kartlı kontrol geçişleri ve bu tür ürünlerin tamamının aksesuarlarının da satışını yaptığımız bir güvenlik marketi şeklinde yapılanması söz konusu. Üretimin ikinci bir kısmı da yine 94 krizinde yatırım mallarında bir an sıfır satmayla karşı karşıyasınız ve en son açılıyorsunuz. O zamanın arayışı sırasında karşımıza çıkan hassas döküm teknolojisi, o dönem Avrupa'nın birçok firmasının fuarlarda sergilediği bir teknolojiydi ve bu geleceğin daha önemli yer alacak bir teknolojisi diye biz bu konuyla uğraşalım, bir şeyler yapalım diye düşündük. Ekonomide durmayan, yavaşlasa bile durmayan bir teknoloji veya bir bölüm olarak ikinci bir üretim ayağı oluşturmak istedik. Şu anda iki tane ana konuyla böyle ilgileniyoruz diyebiliriz. Faaliyet çizgimize 2007 yılında bir destek kattık. Bu KOBİ AŞ girişim sermayesi yatırım ortaklığı. KOBİ AŞ Halk Bankası Odalar Birliği ve KOSGEB'in ortaya koydukları bir fon. Özelliği olan firmaların ama finansal olarak gelişmekte zorluğu olan firmaların desteklenmesi için bir kuruluş. Kuruluş kendisi artık rahatlıkla gidebilir hale geldiği zaman misyon olarak çıkmayı hedef edinmiş durumda. Sadece kar değil ama bir takım gelişmesi imkanı olan sektörlere yardımcı olmak maksadıyla kurulmuş bir fon. Bu fonla ortak olduk. 2008 yılındaki kriz sırasında ana üretim konumuz olan elektro erozyon tezgahını terk etme kararı aldık. Burada Çin'in fiyat rekabeti değil ama iç piyasada satıcıların bizim karşımıza birinci sene ödeme, ikinci sene 12 taksitle öde
kampanyaları açması ve bununla rekabet etmekte başarısız olmamız. Müşterilerin de %80'inin ben şimdi işimi gördüğüme bakarım anlayışı dolayısıyla uzun vadede aynı durumlarla karşılaşabiliriz diye baktık. Bu konumuzu, ana konumuzu terk ettik. Çok ciddi bir karardı. Kobi AŞ olmasaydı böyle bir kararı veremezdik. Ve iki ana konuda üretime devam ettik. Hassas dökümü ilk etapta daha fazla güçlendirdik. Gelişim çizgimizin içinde son 5 senenin içinde epey bir ayaklandık, düzene kavuştuk diyebilirim. Son 2 senedir banka finansı kullanmıyoruz ve artık yeni yatırım yapma kararı aldık. Bu arada Kobi misyonu gereği çıkmak ihtiyacındaydı. Onun için de halka arz ile bu işi yapma kararı verdi. Dolayısıyla Makim'i bu şekilde tanıtmış olayım. Halka arzdan sonra Kobi AŞ'nin payı oldukça az olacak. %5'lere doğru gerileyecek gördüğüm kadarıyla. Peki yani halka arza sizi sürükleyen neydi? Neden halka arz olma ihtiyacı duydunuz? Finansallarınızı birazdan zaten sizinle konuşacağız. Yatırım kararlarınızı da konuşacağız. Nakit bir firmasınız. Ama genel itibariyle neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Ve şu anda makine neden halka arz oluyor? Kobi misyonu gereği firma ayaklandığı zaman çıkmak durumunda. Bununla ilgili halka arzdan önce birkaç çalışma yapıldı. Fakat o dönemde Türkiye halen çalkantılı dönemlerden geçiyor. Bununla ilgili uygun bir teklif bulamadılar. Sağ olsunlar yönetim kurulunda bu konuşulduğu zaman siz ciddi gayret gösterdiniz, bir noktaya geldiniz. Sizin başınıza yeni bir patron getirmeyelim, halka arz edelim. Dolayısıyla kendi ayaklarınızın üzerinde devam edin dediler. Bize böyle de bir tercihte bulundular. Dolayısıyla Kobi'nin çıkma ihtiyacı dolayısıyla halka arz söz konusu. Yatırımcılarımızı da söyleyelim. İşte biraz önce siz de ifade ettiniz aslında bir ortak satışı olacak. Dolayısıyla halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri olmayacak ama bu şurası çok önemli. Sizin şirketiniz güçlü nakdi bulunduran bir firma. Fakat biliyoruz ki 2021 yılında başlayan ve halen daha devam eden bir yatırım süreciniz var. Öncelikli olarak bu yatırım sürecinizi bir konuşalım isterim ben. Nedir? Hassas döküm nereden nereye gidecek? Ne kadar bir kapasite artışı öngörüyorsunuz? Ve şu anda mevcut konjektürde yüzde kaç bir kapasiteyle çalışıyorsunuz? Son 3 senedir bulunduğumuz yerde hassas döküm enerji ve yer kısıtlaması dolayısıyla büyüme potansiyeline gelmiş durumda. Yani hiçbir fabrikada %100 kapasiteyle çalışılmaz denilir ama biz %100 kapasiteyle çalışıyoruz. Bunun yapılmadığı sadece COVID'in ilk dönemlerinde 3 aylık bir dönem söz konusu oldu. Orada da tam durmadık. Dolayısıyla kapasite sınırlaması bize yeni bir yatırım artışı ihtiyacını getirdi. Son 6 senedir hiçbir fuara da katılmıyoruz. Dolayısıyla tanıtım yapma söz konusu olduğunda ihtiyaca cevap veremeyeceğimiz için böyle bir duraksamamız var. Bu yüzden mevcut müşterilerin de artan kapasitelerine cevap verememe durumu söz konusu olduğu için yeni bir yatırımda bu kısıtlamaların olmadığı, enerji ve yer kısıtlamasının olmadığı bir yatırım kararı alındı. Savunma sanayine hizmet ettiğimiz için hub organize sanayi bölgesi var. Havacılık ve uzay Ankara'da bir ihtisas organize sanayi. Burada bize bir yer tahsisi yapıldı. 12.500 metrekarelik bir arazimiz ve kapalı alanımız olacak. Bu senenin sonundan önce bu yatırımı tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonrası için buradaki kapasite artışımız 3 kata çıkacak bu yatırımla beraber. Ayrıca şu anda yapmadığımız, yer yetersizliği dolayısıyla yapmadığımız alüminyum dökümü de içine katmak istiyoruz ki havacılığın içinde alüminyum hassas döküm kullanılıyor. Bunun yanında şu andaki yerleşik olduğumuz yerde geçiş kontrol sistemlerinin de yeri fazlalaştığı için kapasite artışı söz konusu olacak. 2-3 sene sonraki bir dönemde
Orada da bize yeni bir yer tahsisi yapıldı ve orada da 10 bin metrekarelik bir arsamız olacak. Yani 3 sene sonra bir yatırım daha görünüyor. Yani hassas dökümle alakalı bu yıl yatırımın Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık olarak mesela Hedefleniyor. Hedefleniyor. Mesela bunun ciroya katkısını yıl sonunda mı görürüz, 2023 yılında mı görürüz? Yıl sonunda görmek mümkün değil. Çünkü bir de taşınmanın yükü söz konusu olacak. Dolayısıyla mevcut hedeflerimizin içinde ekstra bir ciro katkısı bununla yok. Ama önümüzdeki sene 1,5-2 kat arası bir noktaya ulaşmak, bir sonraki senede 3 kat kapasiteye ulaşmak hedefindeyiz. Ve 2-3 sene sonra da geçiş kontrol sistemlerinde yeni bir yatırım planlıyorsunuz. Peki şu anda makine nakit bir firma, borçsuz, borcu yok, dışarıdan bir finansman kullanmıyor. Bu yatırımlarını öz sermayeyle mi karşılayacaksınız ya da nasıl bir şey düşünüyorsunuz bununla alakalı? İnşaat yatırımını kendi öz sermayemizle karşılayacağız. Halka arzdan sonra firmanın borçlanma yeteneği çok fazla. Sürekli olarak teklifler yapılıyor. Uygun şartlar da var deniyor. Ama halka arzdan sonraya bırakmış durumdayız. Ekipman yatırımları için finans kullanabiliriz. Peki bir de şunu konuşmak istiyorum. Yani mesela 2022 yılını makina nasıl tamamlayacak? Buradaki bir projeksiyonunuz var mı? Ciro artışı ne kadar olur? Bunun dışında net satışa bu ne kadar yansır? Çünkü baktığım kadarıyla güçlü bir fabrik marjınız var, %30'un üzerinde. Ve özellikle bu hassas dökümle alakalı yapmayı planladığınız, tamamlamayı planladığınız yatırımlardan sonrasında da brüt karlılığınız da giderek artacak. Dolayısıyla siz bu yılı ve varsa eğer 2023 yılı projeksiyonunuzu bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Kobi AŞ ile işbirliğiyle biz önümüzdeki 3 senenin bütçelendirmesini hep yaparak gidiyoruz. Bu sene için yapmış olduğumuz bütçelendirmede %40'lık bir büyümeyi öngörmüştük. İlk 5 aylık döneme bakarsak bu hedeflenen rakamın üzerine çıktık. Yani bu enflasyon rakamlarıyla, dövizin artışıyla herhalde bizim bütçenin daha üzerinde kapatacağız. Dolayısıyla rakamı tam olarak veremeyebilirim ama 214 milyon diye hatırlıyorum. Bu senenin cirosu hedeflenmişti ama daha yukarıya çıkacağımız kesin gibi görünüyor ilk 5 ay performansıyla. Bir sonraki senenin döviz artışları dolayısıyla bütün TL rakamlar değişti. Ama mevcut üretim kapasitesinin rakamsal olarak değil ama 1,5 katına çıkmayı hedefliyoruz. 2023 için. Evet. Taceddin Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Siz birçok şirketle aslında işbirliği içerisindesiniz. İşte havacılıktan tutun otomotivi, elektrikten tutun gıdaya, medikal ve bunun aslında birçok sektörde sektöre ürün tedariğinde bulunuyorsunuz. Bu konuda nasıl bir yol ilerliyorsunuz? Ürün tedariğinde herhangi bir sıkıntı var mı? Ve ihracat kanallarınız şu anda nasıl? Yüzde kaç bir ihracat oranınız var? Yapmış olduğunuz yatırımlarla birlikte ihracatınızın yüzde kaç, tam kaça doğru evrilmesini planlıyorsunuz? Bir de satış politikanızı açıkçası öğrenmek isterim. Önce tedarik kısmından başlayayım. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ham madde tedarikinde veya dışarıdan aldığınız maddelerin tedarikinde çok ciddi bir sıkıntı başladı. Teslimat süreleri çok uzun durumda. Ama işletme sermayesini biraz rahat kullanmış olduğumuz için, geçmişte de bu tür sıkıntılar yaşadığımız için biz stok miktarını fazla tutmuştuk. Burada da işletme sermayesinin biraz daha fazla olması şeklinde erkenden daha fazla siparişler vererek karşıladık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. İş konusunda hassas dökümde medikal sanayinde oldukça Türkiye'de iyiyiz. Burada daha fazla pay kapmak istiyoruz. Savunma sanayinde
Zaten toplam işlerimizin arasında küçük bir payı şimdilik teşkil ediyor. Aselsan'la böyle bir şey Aselsan içerisinde. Ve makine kimyanın tedarikçisi konumundayız şu anda. Bizim yönlenmek istediğimiz taraf ihracat tarafı. Son değişikliklerle Avrupa ve Batı dünyası diyelim, Çin'den daha uzaklaşmaya çalışıyor. Alternatif arıyorlar. Aynı zamanda yolun uzunluğunun getirmiş olduğu bir takım problemler de var. Ve daha önce reklam yapmamış olmamıza rağmen kiminle çalışıyorsunuz diye bize doğrudan Avrupa'dan gelen teklifler var. Dolayısıyla bu tarafta daha fazla büyümeyi düşünüyoruz. O zaman yapacağınız bu kapasite artışını da buraya kanalize ederek ihracat oranını, mesela evet. %30 şu anda yüzde kaç gibi bir ihracat oranı hedefiniz var? %50'ye kadar çıkmak istiyoruz. Daha ötesine de çıkmak istemiyoruz. Çünkü firmanın içeri ve dışarı arasında bir dengeleme yapması lazım. Bu gelişen bir sektör. Dolayısıyla kapasiteye cevap verdiğiniz zaman tasarımda yeni birçok ürünün girebilmesi imkanı var. Olacak diye düşünüyoruz. Son olarak şunu sormak isterim Taceddin Bey. Yani ne tip pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? Tabii ki yatırımcıların en çok merak ettiği şey bir firmanın temettü dağıtıp dağıtmayacağı ve gerçekten bu konuda yatırımcılarına katma değer katıp katmayacağı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle söylemek lazım. Biz son 5 senede 2021 hariç temettü dağıttık. Ama 2021'de yatırıma başladığımız için karın firmanın içinde kalması kararı verildi. 2022 senesinin karı da büyük bir ihtimalle yatırımın karşılanması için temettü dağıtılmadan geçebilir gibi görünüyor. Ama ondan sonra temettü dağıtmak bizim daha önce yaptığımız bir durum. Dolayısıyla bu alışkanlığımızı devam ettiririz. Peki, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Halka arz süreci ve sonrası sizin için umarım hayırlı olur. Başarılar diliyorum şirketinize ve ekibinize. İnşallah çok daha iyi yerlerde, önümüzdeki dönemlerde tekrardan şirketinizin bilanço sonrası başarılarınızı konuşmak için tekrardan bağlanırız inşallah. İnşallah. Ben teşekkür İyi ederim. günler. Görüşmek dileğiyle diyorum.